Selamlar sevgiler. Uzun zamandır beklediğim Gastroantep Festivali dün itibariyle başladı. 16 Eylül ile 24 Eylül arasında devam edecek. 9 gün sürecek bu festival. Gastronomi, yiyecek ve içeceklerin sanitasyon kuralları çerçevesinde bir sistematik düzen içinde hazırlanarak göz ve damak tadına hitap edecek şekilde sunulduğu yemek kültürü veya yemek sanatı olarak da ifade edebiliriz. 2015'te UNESCO Gastronomi Şehirleri listesine giren Gaziantep, yerli ve yabancı turistlerin severek ziyaret ettiği şehirlerdendir Gaziantep. Gaziantep deyince zaten aklımıza yemek geliyor, tatlılar geliyor, baklava, fıstık geliyor. Yani gastronominin amacı o yöreye ait yemekleri tanıtmak. Herkes kendi yemeğini tanıtır. Ev yemekleri olsun, yöresel yemek. Bu festivale gıda şirketleri, tarımcılar, gurme marketler, içecek firmaları bu festivale katılıyor ve ürünlerini tanıtıyorlar. Genellikle ürünleri tanıtan firmalar ücretsiz tanıtıyorlar, ücretsiz dağıtıyorlar oraya gelenleri. Festival tamamen ücretsizdir. Ama yöresel yemekler olsun, çoğu genellikle ücretli oluyor. Şöyle düşünün, Gaziantep'e geldiğinizde bu kadar yemeği bir arada göremezsiniz. Ama festivalde hepsini görmek mümkün. Festivalde her şey var. A'dan Z'ye kadar içecekten tutun, yiyeceğine, makarnasına, salçasına kadar her şey var. Turşusuna kadar aklınıza gelebilecek her şey. 7 farklı ülke temsilcileri katılacak buraya, bu festivale. İspanya, Portekiz, Lübnan, İtalya, Amerika gibi 11 dünyaca ödül almış şeflerle söyleşte bulunacaklar. Yani Antep'in yemeklerini yeniden değerlendirecekler, yeniden yorumlayacaklar. Gerçekten çok acım. Şu an saat 5. Ben dün akşamdan beridir yemek yemedim. Sabah da yemedim. Sadece sabahtan beri su içiyorum. Gerçekten bayılacak gibi hissediyorum. Zaten ben yemeğe çok fazla dayanamıyorum. Açlığa hiç dayanamıyorum. Yemek yemem gerekiyor. Gidelim bakalım. İnşallah zehirlenmeden sorunsuz bir şekilde bu festivali atlatırız. Gece de konser oluyor. Konser genellikle gece saat 9'da başlıyor. Bilginize akşam Oğuzhan Koç var. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Biz festivale gidelim. O kadar çok yürüdüm ki şu an normalde şuradan gitmem gerekiyor. Ben buradan atlayacağım. Çocuklar buradan atlıyor. İçimdeki çocuğu dışarı çıkaralım. Atladık oradan. Çok kalabalık değil normalde. Ben dün gece geldim. Bayağı kalabalıktı. Şu an kalabalık değil. Akşam gelmeyin. Sadece konser için gelebilirsiniz ama erkenden yerinizi almanız gerekiyor. Telefon var. Akşamları çok kalabalık oluyor. Şu an hiç kimse yok gibi ya. O zaman Gastroantep var ki. Kolay gelsin. Geleceğim. Geleceğim. Hemen geliyorum. Geleceğim size de. Hepsini tadacağım. Hepsini yiyeceğim. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhaba. Geleceğim. Sırayla geliyorum ben. Eyvallah. Burada da var. Öyle kolay gelsin. Hiç rahatsız olmayın. Teşekkür. Geleceğim şimdi. Hoş bulduk. Şöyle devam ediyor. Daha da devam ediyor. Böyle dönüyor etrafta. Etrafta dönmemiz gerekiyor ama ben başa döneyim. Başlayalım artık o zaman. Şimdi yemeği buradan başlıyorum. Şöyle. Devam edeceğiz. Burada neler yiyelim? Kolay gelsin. Geldim. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamam. Ben azar azar yiyeceğim yani. Doymak için gelmedim. Sadece tadına bakmak için, yorumlamak için geldim. Tamam. Bilginiz olsun. Dolma var. Evet. Tadına bakalım. Bunun içinde ne var? Ceviz, etimiz var, limonumuz var, normal ya, soğan, bol soğanlı, kırmızı. Böyle. İlk yemeğe başlıyoruz o zaman, buradan başlıyoruz. Bakalım tadı nasıl? Güzel. Antep yöresine ait. Gerçekler. Kötü olursa söylerim. Ama çok acı. Çok acı. Patlıcanı deniyoruz. Şöyle söyleyeyim. Ağızda eriyor. Bilginiz çok güzel olmuş. Elinize sağlık. Ne kadar? Ne kadar? Fiyat yani. Ne kadar vermem gerekiyor? Şu köftelerimiz 20 TL. Gayet normal veriyoruz. Tamam. Bazılarımız 10 TL. Boş ekmeğimiz 20 TL. Ben ne kadar ödeyeceğim? Hediyemiz
olsun. Çok teşekkürler. Elinize sağlık. Bedavaya geldi ya bu da. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Ben yemeğinizi tatmaya geldim. Doymak için gelmedim. Tadına bakmak için geldim. Tadına bakıp yorumlayacağım. Ama çok olmasın. Çok ben yiyemeyeceğim. O kadar yeterli, evet. Mantının tadına bakalım. Yoğurtlu mantı. Şöyle. Gerçekleri söyleyeceğim. Darılmaca yok. Çok güzel olmuş. Gerçekten çok güzel olmuş. Ben gerçekleri söylüyorum. Tadına bakın. Ya o kadar açım ki. Hepsini yemek istiyorum ama. Kıyma, soğan, baharat, tamam. Karabiber. Elinize sağlık şimdiden o zaman. Çok güzel, elinize sağlık. Vallahi çok güzel olmuş. Ha, gerçekten Antep yemeği. Antep yöresine ait bir yemek, evet. Doğru mu? Evet. Evet. Çok güzel olmuş, elinize sağlık. Ne kadar vermem gerekiyor? Canınız sağ olsun, ne diyelim? Ne kadar verelim size? Sonuçta burada ücretli şey yapıyorsunuz. 20 TL alsak. 20 lira, tamam. Tadına bakmadınız. Bakalım, sıkıntı yok. Ama yarım ya. Ben burada doydum galiba ya. Çok güzel olmuş, elinize sağlık. Gerçekten inanılmaz güzel. Tadına bakıyorum. Böyle sırayla tadına bakıyorum. Evet. Tattıralım. Olur, teşekkür ederim. Böyle parça parça tadabilirim aslında. Aynen. Şöyle. Mumbar. Sıcacık, yumuşak. Sarmamız var, dolmamız var. Olur, olur, olur. Olur. Merak etme, vereyim. Sarma. Evet, anlayışınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Etkinliğimiz kalma yerden de. Elinize sağlık. Gözleminin tadına mı baksak? Buyurun efendim, buyurun, buyurun, buyurun. Tadına baksak mı gözleminin? Tabii, tabii efendim. Ne demek? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ya şimdi katmer yemeğe geldik. Katmer şöyle. Tadına bakacağız katmerin. Merhaba. Siz mi yapıyorsunuz? Evet, ben yapıyorum. Elinize sağlık şimdiden. Ben tadına bakmaya geldim. Yorumlayacağım. İyi ve kötü. Lütfen alınmayın. Şöyle. Hoş geldin. Ev yapımı katmer oluyor bu. Ev yapımına göre normal, güzel yani. Güzel. Evet, bu güzel gösterdik. Elinize sağlık. Sarma deneyeceğiz. Bir tane deneyebilirim sarmalardan. Şöyle sarmanın tadına bakalım. Tepesinde olmuyor. Sadece bu sarma diğerinden daha güzel. Bak gerçekten. Diğerinden daha güzel. Teşekkürler. Elinize sağlık. Ne kadar ödeyeceğiz? Abi. Ödeme ne kadar? İkramımız olsun. İkram mı olsun? Evet, teşekkürler o zaman. Sağ olun. Teşekkürler. Elinize sağlık. Evet, gözleme sıkma içli köfte, evet. Mercimekli köfte, dolma. Ev yapımı hepsi. Ev yapımı. Antep yöresine ait. Ev yapımı salça, ev yapımı kuruluk, kendimiz yapıyoruz. O zaman şöyle bir şey. Ben gözlemenin tadına bakmak istiyorum. Yarım gözleme yiyebilirim. Tamam. Ben çünkü baştan başladım. Tamam. Benim midem dolmaması gerekiyor. Tamam. Of, çok çok sıcak. Çok sıcak. Soğumasını bekleyemedim. Gerçekten çok sıcak. Havalar da sıcak zaten. Soğumaz bu. Ah. Of. Çok çok sıcak. Hı. Tadı gerçekten güzel. Sıcak olmasına rağmen güzel. Ben bunu soğuk yemeği tercih ederim. Soğuk daha güzel olurdu. Buradan gözleme yedim. Şimdi bir çiğ köfte deneyeceğim. Çiğ köfte denemek istiyorum. Bayağı acı gözüküyor ya. Kıpkırmızı, baksanıza. Çiğ köfte. Önce bunu deneyeceğim o zaman. Şöyle. Bundan bayağı çok yedim ya. Biraz bunlara da versene, hep sen yiyorsun ya.
Daha neler yiyeceğim bilmiyorum. Baharat mı var içinde? Bilyon var, isot var, köfte baharatı var, zeytinyağı var, salça var, domates salçası var, simit var. Başka da bir şey. Acı ve güzel. Gözlemi yedim. İki çiğ köfte. Burada bir gözlemi ikram olsun. Tamam, 90 herhalde. 90 veriyorum ben size. 90. Pazarlık mı yapsak? 50 versem olur mu? Ama gözlemeyi yarım yedik ama. 50 versem olur mu? Olur olur olur. 50 veriyorum ve kabul ediyor. Elinize sağlık o zaman. İyi pazarlık yaptık. Hadi gidelim. Az önce bu yakışıklının yanındaydım. Limonata satıyor kendisi. Sarı tişörtünü de giymiş, tam uyumlu olmuştu. Bana bir tane limonata verecek. Limonata ne kadar? 15 liralık. Bana ne kadar? Sana kadar oraya sorarım. Tamam. Alayım bir tane limonata. Ev yapımı ya o yüzden. Ev yapımı. Evet. İçinde neler var? Limonata. Bilmiyor musun sen? Ve portakal. Nasıl bir satıcısın? Limon, portakal ve şeker. Tadına bakıyoruz. Olur. Ben hemen yan yana ayakta. Limonatayı deneyelim. Bakalım limonata nasıl? Bizlerle birlikte olacak. Yani bildiğiniz limon var içinde. Toz yok, ilaç yok, doğal limonata. Bizim limonatadan daha iyi olamaz. Çaktırmayalım. Kötü demek istemiyorum. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş ya. Olur. Güzel. Çikolatalı, bol çikolatalı. Tatlı sevmeyen ben, yine ben tatlı yiyorum. Ne olacak benim bu halim? Senin gibi mi olacağım? Şimdi bir tadına bakalım. Çok yumuşak, çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Güzel. Evet. Tamam. Tamam. Devam ediyoruz. Tatlı çok ağır geldi ya. Buralarda böyle sos, turşu falan var. Şöyle sabun, bıktım sabunları. Doğal bitkisel ürünler var. Burada da tatlılar falan var. Şöyle. Antep kavurması, Antep! Antep kavurması, kara kavurma. Abo, abo, ben de yiyeceğim abo. Abo, abo, ben bunu yersem ölürüm. Baştan beridir yemek yiyorum ben. Abi bu öldürme, bu dirildir. O zaman tadına basmak istiyorum. Tabii, böyle tabii. Yarım bir şey, çok küçük bir şey. Tadına bakayım. Yarım tane ver abim ben. Merhaba arkadaşlar. Gastronomi Otel Satılama Derneği Başkanı Behçet Süzer ben. Burada Masat'la birlikte gördüğünüz gibi güzel bir etkinlik yaptık. Derneğimizin adına güzel kuzu karma yaptık. Yeşilleri tamamen doğaldır. Sabah beşte pişirdiler. Beşinci gastro festivali yapıyoruz. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Fatmaşar'a çok teşekkür ederiz. Çok güzel geçiyor. Alan dolu, akşam konserimiz var. Depremden sonra, afetten sonra inanın biraz enerji, biraz sinerji olduk. Herkese çok teşekkür ederiz. Var olun, sağ olun. Ağzınıza sağlık. Evet. Geliyorum hemen. Geliyorum. Buyurun. Şöyle. Teşekkürler. Baya fazla olacak. Abi ben çöp var da bu. Antep kavurması zaten çok güzel oluyor. Ayran yok mu? Yok beyefendi. Su verelim. Bunu yiyen ölmez, bunu yiyen canlanır. Evet. Hayat gerçekten. Bu, hayat bu. Abu hayat bu, abu hayat. Hayat bu, hayat. Organik çikolata, el yapımı tamamen içi hurma. Evet, doğru hurma. Çikolata katlanıyor. İlk, evet. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Hurma, çikolatalı hurma. Şöyle çikolatalı hurmalar var. İlk defa böyle bir şey gördüm. Bir tane de tadına bakacağım ben. Hurmalı çikolata ilk defa görüyorum. Bakalım tadı nasıl? Kimin adını versen o kazandı. Kim kazandı? Çok bekliyorsunuz. Sence kim kazandı? Böyle güzel orkide kolonya sıkıyorsunuz. Aa, çok güzel. İçi bademli bu. Aynen. Bakalım bir tanesi. Harika da acı ve esmanlı. Bunu kendiniz mi? Size ait orijinal. Hakikaten orijinal el yapımı tamam. Çok güzel ya. Ben de alabilir miyim merak ettim. Hadi verelim şöyle kameramanızın ağzına doğru. Ben alıp getireceğim. Bayağı iyi.
Abi ben daha fazla bir şey yemeyeceğim. Şöyle Banetti var burada. Bayağı sıra var Banetti'de. Şöyle noodle falan dağıtılıyor. Ücretsiz oluyor bunlar. Dediğim gibi çoğu şirket ücretsiz dağıtıyor. Bunun gibi. Burada da normal makarna hazırlanıyor. Evet. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Noodle dağıtılıyor burada. Burayı da göstereyim size. Şöyle. Bak Onur'a farklı gelsin ya. Tadı nasıl çocuklar? Güzel abi. Yedin mi? Yemedik ama biliyoruz tadı güzel. Biliyorsunuz. Ha. Ne zaman yediniz? Biz yiyoruz ya. Benim dün gece yediniz değil mi? Dün gece yediniz. Gece üç sularında. Bedava olan her şey çok güzel oluyor. Evet, değil mi? Tabii. Bence de. Noodle için sıraya girmemiz gerekiyor ama bayağı bir sıra var. Bunu bekleyeceğim. 5 dakika beklemem gerekiyor. Sıcak su eklediler. Bekliyorum böyle. Hava almaması gerekiyor. 5 dakika sonra tadına bakacağım. Bakalım tadı nasıl. Şimdi noodle hazır şu an. Deneyeceğiz. Bakalım tadı nasıl. Ben bayağı yemek yedim ya. Yesim yok benim. Ama tadına bakacağım. Güzel. Fena değil. Banetti'yi bilenler bilir zaten. Makarnası güzel oluyor. Ben normal makarnayı da yiyorum Banetti'den. Güzel ya. Hepsini yiyemeyeceğim ama. Makarnayı yedim. Makarna güzeldi ya. Noodle hazır makarna. Tostçu Mahmut var burada. Bir tost daha, bir tost. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bileklik taşlar. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Öderim ben. Kolay gelsin. Merhaba, yazmalar. Yazmaların, magnetleri. Kendi el yapımınız, kendiniz yaptınız. Bak çekebilirsiniz. Ya çok güzel. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Oyuncaklar, hediyelik eşyalar. Kolay gelsin. Sağ olun. İlla şey. Her sene bunu bekliyorum ya. Her sene bu festivali bekliyorum. Geçen sene olmuştu. Ondan önceki bir sene olmamıştı. Pandemiden dolayı iki sene olmadı. Bir tane bir deneyelim. Depremden sonra iyi oldu bu. Moral için. Şöyle kalabalık. Ya gerçekten çok yoruldum, çok yedim. Çok güzel bir gün geçirdim ben. Şöyle burada gece dolu olacak. Burası konser yeri. Oğuzhan Koç gelecek. Oğuzhan Koç akşam geliyor. Burada olacağız akşama kadar. Oğuzhan Koç gelene kadar buradayız. Video bu kadar olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Ben gerçekten doydum. Yani midem şişti benim. Başka bir şey kaldıramıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.